Günaydınlar efendim. Beykent ve ekranlarından biz bize programıyla karşınızdayız. Herkesi buradan sevgiyle kucaklıyoruz. Bugün yine değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Makyaj uzmanı Arzu Yurtel bizimle birlikte olacak. Özellikle hanımları biraz daha ekrana bekliyoruz ve çünkü önemli hilelerden bahsedeceğiz. Plastik makyajlar diyeceğiz. Günlük makyajlarımızı nasıl kullanırız, cilt bakımı ne şekilde yaptırmalıyız? hepsini konuşacağız ama öncelikle hemen konuğumu karşılamak istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Gayet iyiyim. Çok teşekkür Çok da ederim. Çok iyi gözüküyorsunuz. <laughs> evet. E, tabii ki işlerin yoğunluğu e, ve birkaç alanda e, çalışıyor olmanın vermiş olduğu tatlı yorgunluklarda. Değil mi? Var tabii var. E tabii biraz da yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Ne güzel. Ama evet güzel mevsimimizi evet. yaşıyoruz. Biraz yağmuru da özlemiştik. Çok şanslıyız. Biraz ilk bir böyle aksattı trafiği bizlere ama olsun. Ee, sizi yakından tanıyalım ilk defa karşılaşan izleyicilerimiz için. Evet ben Arzu Yurter. Ee, yaklaşık 20 yıl kadar önce e, kozmetik makyaj, Hı -hı. arkasından plastik makyaj, daha sonra cilt bakım uzmanlığı üzerine... Eğitimler ala ala ve halen almak suretiyle Eğitim kendimi değil mi evet, geliştirmek <laughs> ve güncellemek adına e, sektörel olarak çalışıyorum. Nişantaşı'nda şimdi e, niş bir stüdyom var. Hı hı. Kişiye özel orada e, hizmetler veriyoruz. Diğer yandan gene kamera arkası devam ediyorum. Ee, evet bir de şöyle bir şey olmuştu sevgili hı hı. ezgiciğim hı hı. bilirsin. be 5-6 yıl kadar böyle bir e, sektörel anlamda başka bir iş yapabilir miyim mi denedim. E, o onun bir şeyi olmuştu. E, hı hı. boşluğu olmuştu. Şimdi onu hızlıca kapatıyorum. Ne yapmışsın? E, bir zamanlar işte Ayvalık'taydım. Evet Aa, farklı çok güzel. bir sektörde çok farklı güzel. bir iş yapmıştım. Şimdi e, yaklaşık üçüncü yılıma girdim İstanbul'da. Her geçen gün daha büyüyorum. Hı -hı. Daha genişliyoruz. E, stüdyomdayım. Cilt bakımları, e, protest sırnak, e, ipek kirpik, e, makyajlar, gelin nişan. Gene özel evet. düğün makyajlarına Hı -hı. davet edildiğim Makyajlı. zaman gidiyorum. Ee, yine üniversitelerde konferanslara devam ediyorum. Hı hı. Ee, yine bu ay içerisinde geçen hafta Fiyyap çatısı altında e, film endüstrisinde belli hı hı. yerlerde olan profesyonellerin e, bir araya gelmiş olduğu bir konferanstaydık. Hı hı. Gayet de güzel geçti, keyifliydi. Şimdi sinemalar var ondan sonra yine devam. Çok da zevkli aslında yani makyaj zaten evet zorlu, onu da konuşacağız zorluklarını. Ee, zorlu bir e, yapısı da var sektörün ama bir evet. o kadar da zevkli. Çok. Onun dışında evet. makyajla birlikte yaptığınız işler de zevkli. İşte film e, dünyasında bulunuyorsunuz aynı zamanda. Evet. E, kendi e, branşınızın dışında aslında farklı bir bran branşın da yanında oluyorsunuz. Renkli de bir dünyadır. Böyle evet. filmler, setler, eğlenceli de geçer çoğu zaman. Stresli olduğu Stres. kadar. Aynen öyle ama gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Peki şunu soracağım. Zorlukları dedik ya. Nedir mesela makyaj yapıyorsunuz, cilt bakımları yapıyorsunuz. Bir sürü yaptığınız e, ekstra bağlantılı işler var. Evet. İnsanlarla özel günlerinde bir aradasınız. Bunun stresi var. Film dedik, işe dizi dedik, setler dedik. Zorluğu neler işinizin? Ee, şimdi aslında işi... E hikayeyi ele aldıktan sonra film hı hı. seti için bu, bunu söylüyorum bahsediyorum hı hı. E, senaryo elimizde geçtikten sonra Tabii ki onun bir e, karakter analizi oluyor hı hı. burada önemli olan kişinin bu işi yapacak olan makyajsa Eğer e, makyöz e, diye tabir ediliyoruz hı hı. E, bunun bir vizyonunun olması bir bakışının olması hı hı. makyajın tarihçesini kendi tarihini hikayenin geçtiği yeri Hı hı. ...şehri, kasabayı, dokuyu ya da günümüzün her neyi ise hı hı. buna hakim olması gerekiyor. Ve daha sonra tabii ki rejinin hayali nedir? Yönetmen burada neyi vurgulamak istiyor? Neyi hı hı. ortaya çıkartmak istiyor? Onun hayal dünyası nedir? Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Ondan sonra zaten masada olayları siz bitirdiğinizde... E, Artık daha bir gelişti. Prova makyajları yapıyoruz öncesinde. Evet. Saç, makyaj, kostüm. <laughs> e, tabii artık benim de yaşım belli bir kemale erdi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallahınız ben, var. <laughs> ben e, artık süpervizörlük yapıyorum. Yani şöyle oluyor, kendi ekibimi kuruyorum. Hı hı. Örneğin soygun oyunu büyük vurgun diye yeni bitirdiğimiz bir e, filmde, orada hı hı. kendi ekibimi kurdum makyajda. Hı hı. Şimdi hashtag olarak bir korku filmine başlıyoruz. Burada e, saç makyaj olarak hı hı. yine kendi ekibimle gidiyorum. Zorluğu öncesinden kaldırıyoruz. Sonuçta ne oluyor? İşte e, sahnelerin belki uzamasından kaynaklı. Yorgunluklar evet. olabiliyor. Ee, Bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman evet. plastikten konu açılmışken plastikten devam edelim. Ee, önce mesela plastik makyaj nerelerde kullanılıyor? Korku filmleri dedik ya da işte hani filmlerin gereken atıyorum yara bere sahneleri olabilir aynı şekilde. Bunun dışında nerelerde kullanabiliyoruz plastik makyajları? Yani sizler daha doğrusu uzmanlık gerektiriyor çünkü. Yani... Ee... Plastik makyajlar evet film, sinema, dizi hı hı. sektörlerinde e, kullanılıyor. Yaralarda berelerde evet hı hı. doğru. E, fakat bir eksiğimiz var bizim ülkede. E, bu plastik makyaj veya daha doğrusu makyaj uygulayıcılarının... E, Okullarda eğitim alınması gerekiyor. Yani atölyelerin açılması gerekiyor. Meslek liselerinde bu işte branşlaşmak isteyen kişilerde üniversitelerde mekanik sistem okuyan hı hı. öğrencilerin de e, dahil olması gerekiyor. Heykel bölümü mezunlarının da yani heykel heykeltraşlar, heykelciler, mekanik bölümü mezunları hepsi bir plastik makyaj çatısı altında special fx olarak daha doğrusu hı hı. daha bir üst levelında çalışılabilir. Çünkü aşağıdan gelen sinema televizyondan hı hı. çıkan yeni yönetmenler, rejiler artık başka bakışlar görmek istiyor. Hı hı. Sektörel Kesinlikle. anlamda bir şeyler katmak istiyor. Yani hayaller, Hollywood hayatlar Türkiye gibi oluyor. Bunu yıkıp artık bunu da makyajcıların bunu değiştirmesi, bunun için ilerlemesi gerekiyor. Evet bu seksizin evet. de gerçekten bu alan yani sinema alanı Yetersiz. için çok çok önemli. E, sizlerle birlikte artık e, inşallah yani, arkadan da yetiştirdiğiniz kişilerle belki dediğiniz gibi ekstra atölyeler açılır, okullara bu branşlar yerleştirilir. Yani var çok olan atölyelerin iyi. içerisine Hı -hı. eğitmenlerin alınması gerekiyor. Kesinlikle. İlerlemesi gerekiyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Benim sektörümde çok büyük bir açık var. Evet buradan duyuruyoruz o zaman evet. yetkililere. Peki plastik makyaj şimdi e, bazen böyle filmlerin kamera arkası olur. işte hazırlanırken falan görüyoruz bunları aynı şekilde. Zahmetli mi yani ne kadar çok. sürede? Mesela diyelim ki bir yara e, yapacaksınız kola. Ne kadar sürüyor ya da işte... Bu hani maske e, gerçek gibi yüzler yapılıyor. Hı. Bir, o da plastik sanıyorum, plastik makyaja evet, giriyor. Aynen. Ne kadar uzun sürebilir? Nasıl bir zahmeti var bu işin? Ah ezgicim. Ben biliyorum da hani burada. Hani <laughs> yani şimdi <laughs> değil ben e, bir boğaz kesim sahnesi e, çekeceğiz e, bu hashtag filminde. Ben yaklaşık dört haftadır buna hazırlanıyorum ve deneme yanılmalarla yürüyoruz. Hmm. E, şimdi. Bir yüzden kalıp almak, hı hı. o yüzü başka bir forma getirmek için yaklaşık olarak iki ay öncesinde hazırlık gerekiyor. İki ay. İki ay. Fakat kolda bir yara. Yaranın dokusuna bağlı. Hı. Ee, mesela kezzap yanığı gibi dokusu daha yüksek şeyleri evet e, geniş açılarda planlarda sahne içerisinde yapabiliyoruz. Hı hı. Fakat Detay gerektiren yerlerde, dönemlerde. O zaman onun da kalıbını alıp silikon. Biz seninle ilk tanıştığımızda hı hı. programları yaparken Aynen. ve bundan işte bir 15 yıla evvel foLA latex dediğimiz bir sistem vardı. Bu daha meşakkatliydi. Çünkü onu özel fırınlarda 24 saatte evet, bir değil mi? Aynen. <laughs> belli bir derecede 24 saatte bir baya pişirmek suretiyle hı hı. yaptığımız bir uygulamaydı. Şimdi onu nerede kullanıyoruz? Onu gene e, böyle zombi gibi olan filmlerde gene hı hı. görüyorum ben yurt dışında Türkiye'de yok da. Ee, hı hı. Mesela Greenwich diye bir film vardı. O gren işte mesela o kullanılmıştı. Hmm. O sistem vardı. Şimdi silikona geçtik. Farklı bir sistem. Daha geldi. ince, daha ten dokusunda <laughs> rahatlıkla çıkarabildiğimiz daha artık da materyaller sanıyorum, evet var değil mi? Hı -hı, daha gerçekçi oluyor. Çünkü gerçekten son dönemlerdeki işte bu gerilim, korku dediğiniz yapıldaki filmlerde hakikaten başarı oranı yüksek diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye şöyle böyle dedik ama gerçekten iyiye gidiyor. Şimdi, bir kalkış bir e, hızlanış var bu anlamda. Ee, şöyle ki malzemeleri Hı -hı. temin ettiğimiz alanlar evet daha genişledi. Hı -hı. Bir de makyajın şöyle bir handikapı var. Ee, makyaj kolay taklit edilebilen bir şeydir. Hı -hı. Fakat hiç kimse kendi yüz anatomisinin kaç bölgeden, hangi kas sisteminden geçiş Hı -hı. olduğunu bilmediği için Evet alır kendini boyar. Plastik evet. makyaj da aslında öyledir. E, alıyorsun malzemeyi temin eden getiren kişiden e, ve onun anlatımıyla götürüp uyguluyorsunuz. Hı hı. E, bu tabi bizim ülkemizde A'yı dedirtiyor ama hani ne kadar yiyor başka izleyen yurt dışında onu da bilmiyorum. İşte zamanla gelişecek diye evet. düşünüyoruz. Peki e, şimdi bu plastik makyajlarda işte yeri geliyor bütün yüze uygulanan hı hı. makyajlar oluyor. İşte kaşımız, kirpiğimiz bundan etkileniyor mu? İşte bir kayıp veriyor muyuz kaşlarda kirpiklerde Yok. zararı var mı onu Yok. soralım. Yok şöyle ki yüzden diyelim bütün hani yüzü soruyorsak evet, eğer aha. bütün yüzü çalışmak demek bir maske gibi onu alıp birdenbire çalışmakla olmuyor. Hı -hı. Bir e, yüzü değiştirip başka bir karaktere dönüştürdüğümüz zaman Hı -hı. yüzün en az 6-7 parçasına parçacıklar yapılıyor. O parçacıklar sanıyorum ki birleşiyor. Evet yüz evet. üzerinde kişinin Hı -hı. anatomisi üzerinde birleşiyor ki oynarken mimik mimik hareketlerini... Kaybetmesin diye. Ha. Çıkartıcılarımız da özel. Hı hı. Özel olduğundan dolayı da ve yapıştırırken de mesela kişinin kendi kaşlarını da kapatıyoruz. Öyle mi? Evet bir malzemesi var. Hı hı. Ee, çıkartırken de gene onlarla temizliyoruz. Ee, mesela ne yapıyoruz? Onu kişinin yüz tipine uygun makyaj temizleyici tabii ki ben mutlaka hı. kullanırım. Evet. Temizlerim oyuncuma bebekler gibi de bakıyorum yani. Evet, Şimdi gerçekten o bize lazım. <laughs> İçeri rahatça böyle kendilerini evet. bırakıyorlardır muhtemelen. Evet. Oyuncuların öyle şey gerçekten de oluyor. yüzleri çok önemli. Çok. hepimizin yüzü çok önemli ama hani yüzüyle Ekran para kazanan yüzü, tabii Evet. Tabii insanlar için biraz daha hasta stresleri daha var. yüksek oluyor tabii bu ki. uygulamalardan. Hı -hı. Bu tip projelerde. Hı -hı. O yüzden onları ne kadar motive edip güzel enerjiler verirsek daha da güzel gidiyor sahneye. Gerçekten öyle. Peki şimdi e, öğrenim kısmından bahsettik ya biraz daha artık öğretilmesi lazım atölyeler açılması lazım. E, öğrenim süresi ne kadar sürüyor plastik makyajda? Mesela e, siz ne kadar ayda size eğitimini veriyorsunuz bunun? Ne kadar ayda bir insan hani e, az çok plastik makyaj yapmayı öğrenmiş oluyor? Şimdi burada e... Bir özelliğimden bahsedeyim gene. Hı hı. Ben hani ilk kendimden bahseder miyim dedik ya hani evet. 20 yıl gibi bir süre. Tabii uzun Bu bir süre. Bu çok uzun bir süre. Öğrendim, öğrendiğimi uyguladım sonra yine öğrendim. Halen öğreniyorum ve ben heykel eğitimi alıyorum şimdi. Hı hı. Süper. Resim eğitimini bitirdim arkasından şimdi heykel eğitimleri alıyorum. Hı hı. Benim öğrencilerim ya da bana gelen bir şeyleri öğrenmek isteyen insanlar sektörel anlamda çok şanslılar. Çünkü ben bu yaşıma kadar gelene kadar ne biriktirdiysem evet. olduğu gibi aktarıyorum. Ve ondan sonra yeteneğine göre yönlendiriyorum. Ee, bir plastik yani kozmetik makyaj eğitimi e, benim workshoplarım oluyor. Hı hı. Kişiye özel yetiştiriyorum ben birebir. Yaklaşık 8 hafta kadar sürüyor. 8 hafta kadar. Evet. Ee, ondan sonra tabii ki elinin melekesini kaybetmemesi adına hı hı pratiğini yapması gerekiyor ve pek çok başarılı öğrencim var yani sektörde hı hı. E, kuaför sektöründe de çalışıyorlar e, bunun yanı sıra plastik makyaj o yaklaşık 10-12 hafta kadar hı hı. sürüyor e, orada da yüzden kalıp almaya kadar gidiyoruz Süper. belli bir bölgenin kalıbını nasıl alırız e onu nasıl modelajlarız fakat oradan sonrası için Mutlaka benim gibi onların da heykel eğitimi alması gerekiyor. Ama evet. gerçekten söylediniz ya mesela işte biz sizinle iki sene önce kadar yaklaşık program yaptık. O zaman farklı bir sistem vardı. Şimdi iki sene geçti aradan çok daha başka bir sistem evet. geldi. Çok daha avantajları olduğunu söylediniz. Çok. Ama tabii ki öğrenilmesi gereken noktaları da vardır. Farklı çok, bir durum çok, olduğu çok, için. Çok hassas Bu, işler. Tıp gibi falan herhalde devamı e devam yerde. ediyor biraz. Tabii çünkü mesela bizim kullandığımız o kalıp almada falan şu anda tamam onların da var kalıp alma hı. malzemeleri de pahalı. Onun yerine mesela ben dişçilerin kullanmış olduğu hı hı. ağız diş kalıp ölçülerinin alınmış olduğu hı hı. ürünlerden, materyallerden yani şeylerde var yani. Tabii bu diş anlamda. doktorlarıyla orada çok, çok yakınız. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Peki ee, en çok beğendiğiniz plastik makyajı hatırlıyor musunuz? Kendi yaptığınızdan ziyade, Hani bu filmde herhangi bir sahnede bir yerde gördüğünüz plastik makyajlardan bahsediyorum. Düşün yani etmezsen. ben bir, hepsini beğeniyorum. Hepsi bir emek. Yani yurdumdaki film çekilen filmlerde Yurt dışında, de. E, aklınızda kalan böyle. Yani ben biraz daha fantastik işleri seviyorum. <laughs> Korkudan ziyade. Fantastik filmleri daha çok seviyorum. Şimdi Joker gelmiş. Gene ona gideceğim. Ben hatta Fikret Kuşkan'ı da Joker yapmıştım yani. Öyle mi? evet çok başarılı oldu Ay şu an... <laughs> Aynen <hiç gülüyor> şey düşünemedim Fikret ha, Kuşkan. Var. Hangi filmdeydi? Film değildi. o fotoğraf muydu? çekimi ha, içindi. Fotoğraf Orada Fikret Kuşkan'ı Joker yapmıştım. Joker'in ilk haliydi. O 2009'lar mıydı? 2008'ler mi? Yaşımız da çıkıyor ortaya. <laughs> yapacağım gençsiniz. Gayet <laughs> sektöre genç başlamışsınız. Çok yeni. çok Peki plastik makyajın dışında tabii ki konuşacak daha çok şeyimiz var. Gerçekten burada hanımlar da bekliyorlardır diye düşünüyorum. Makyaj hepimiz için önemli. Gerçekten hani düğününde olsun, özel gününde olsun, günlük hayatımızda olsun doğru uygulamak gerekiyor. Evet. Doğru uygulanmayınca e, gerçekten yapılmasa daha iyi diyoruz. O yüzden... Artık tabii YouTuber'lar da var. Ee, bizler de buradan o konuda da fikrinizi alacağım birazdan. Hani bizler de buradan alabileceği Ay ben oraya hiç girmeyeyim. youtuber. Hileler... <laughs> <laughs> aman aman. <gülüyor> Bir iki cümle alırız sizden mutlaka. Öncelikle şunu soralım. 2020'ye artık az kaldı. Yeni e, yılımızda ne gibi makyaj trendleri bizleri bekliyor? Şimdi hani moda yakışanı giyinmektir derler evet, ya. Öyle. Makyaj da kendine şey. yakışanı yapmaktır, uygulamaktır diyorum. Hı hı. Kendini nasıl rahat hissediyorsa kadın, <laughs> onu yapmalı. Ama hani kimi makyajlar vardır, göz yoğun olur, dudak daha geride olur. <laughs> ben göz makyajını çalıştığım yüz eğer bunu kaldırıyorsa, <laughs> gözler ve dudaklar... Her ikisine de e, koyu renk makyaj yaptığıma koyu renk ruj da sürebiliyorum. <laughs> e, günlük hayatımızda e, daha hafif fondötenler tabii ki tercih edilmeli. E, Aa bak tamam şimdi kışa girdik ee, fakat gene de biz cildimizi maalesef ki artık e, bu ultraviyole ışınları ve teknolojinin yaymış olduğu bir takım e, hı hı. enerjiler ve ışınlardan dolayı cep telefonunun dahi bizim üzerimizde bir etkisi var, ışığı hı hı. var. Evet. Tabii Bunlar ki. hep yelekelenmelere sebep oluyor. Bundan dolayı da bizim artık güneş koruyucu kremlerimizi Kullanmak sadece yazları değil kışları da kullanmamız gerekiyor. Evet özellikle gerekiyor. mesela kar yağdığı zaman. ya evet, kar yağını. O o kadar çok e, yansıtıyor ki gerçekten evet. cilde güneşi o bile e, büyük bir etki. Kış yanığı diyoruz ona. <laughs> e, mesela ben yazın yeni çıkmış olduğum bir televizyon programında da bahsetmiştim. Renkli. Tantıt güneş koruyucu kremler var. Evet. Hem makyajınızın <laughs> üstüne onu göz makyajımız kalır, rujumuz kalır. Ne yaparız? Hani yüzümüze onu fondöten gibi uygulayabiliriz, renklendirebiliriz. Evet. Hem de cildimizi koruruz, hem de makyajımızın e, tazelememiz gerektikçe hı hı. yine oradan beslenebiliriz. Süper. Kışın da bunu yapabiliriz. Kışın, yani evet. yaz kış mutlaka, mutlaka güneş kremlerimizi süreceğiz önce. Aa, bir de şunu belirteyim. E, güneş koruyucu kremlerinin üzerinde bulunan 20 faktör, 50 faktör evet. var ya hani. Aha. Onlar evet onların e, UV koruyucularını bahsettiği kadar bir de onun aslında timingini veriyor. Hı -hı. Yani 20 dakika önce sürün cildinize ya da ha. 50 dakika önce de sürün anlamına da geliyor o evet. faktör kelimesi. Ha. 50, 20, 30 Aa, güzel. hani evet, böyle birden burada. sürüp sokağa çıkmak değil de 30 dakika sürüyorsanız 30 dakika önce sürün de hmm. demek oluyor. Bunu da buradan öğrendim evet. ben de bilmiyordum. Bu Tiyoları bilmiyi. da veriyorum işte. Aynen ara tiyolar <laughs> alacağız sizden bu şekilde. Peki şimdi 2020'nin trendleri dedim ya şunu aslında kastetmiş. Şimdi makyajlarda e, makyajlardaki ufak dokunuşlar değişebiliyor. Mesela farlarda işte bir ara mat daha çok kullanırken sonrası bu sedefliler, ışıltılar, işte highlighterlar falan biraz daha böyle parlak ışıltılı makyajlar gördük. Bu trend devam edecek mi böyle? Yani be, evet belli bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Yine de ama hani dediğim gibi herkes kendine yakışanı ve kendini mutlu hissettiği Tabii uygulamaları öyle. yapmalı. Highlighterları yine göreceğiz, Hı -hı. evet. E sonbahara girdik, kışa girdik, dudaklarımız biraz daha koyulaşmaya başladı. Evet öyle. Ee, gözlerimiz gene böyle pırıl pırıl bakmaya başladı. Ay, sizin gibi. <gülüyor> <gülüyor> e, bunları yapacağız. Elmacık kemiklerimizi gene ö, ortaya çıkaracağız. E, onu artık şey de yapıyorlar. Yanak içi Ay, inceltme işlemi. onu da soracağım. Falan. Soracağım. Hemen hepsini harcamayalım. Sizi <laughs> <laughs> biraz hazırlandıralım arz olun. Evet efendim. Şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. efendim kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Makyaj uzmanı Arzu Yurter bizlerle birlikte sizler için, hanımlar için, tabii ki tüm izleyicilerimiz için ama özellikle tabii ki bu hanımları ilgilendiriyor. Biraz daha yakından makyaj hileleri alacağız, ara ara tiyolar alacağız. Doğru makyaj yöntemleri nasıldır bunları öğreneceğiz programımızın ikinci yarısında. Şimdi dedik ki o highlighterlar, ışıltılar kullanmaya devam edecek ama şu highlighter'a ben bir değinmek istiyorum. Ee, yaklaşık bir buçuk iki yıldır ekstra hani hepimiz artık evlere de girdi highlighter. Önceden sizlerin tabii ki yaptığı her zaman kullandığı bir şeydi belki ama artık şimdi çeşit çeşit daha çok yaygınlaştı. Fakat doğru kullanım da önemli. Yoksa böyle yüzümüz gerçekten lamba gibi olabiliyor. Highlighter'ı nerelere kullanmak lazım? Hangi cilt tipi, hangi noktalarına, bölgelerine sürmesi gerekiyor? Size bir sormak istiyorum bunu. Ee, şimdi tabii ki Aydınlık yerler hep yüzümüzün dışa dönük olan Hı -hı. yerleridir. Highlighter'ı elmacık kemiklerimizi biraz daha belirginleştirmek kısmına, adına şuralara böyle bir ışıltı gibi Hı -hı. koymak bence iyidir. Ben biraz yanaklarım buralarına da koymayı seviyorum Hı -hı. yani şöyle şuraya kadar. Ha. Sonra burun ucuna. Burun ucu. E, mesela dudak çizgisinin Hı -hı. olduğu yere dudak ruju çizgi. daha iyi göstermek için. Öyle mi? Tam dudak çizgisinin neresine? Evet ve bir de ben şimdi şöyle de yapıyorum. Daha bir ışıltı vermek istediğim zaman rujun içine daha hafif sürüyorum üstüne Aa, ruj mi? bitiminden sonra. Bu da bitim. tatlı bir efekt veriyor. Aslında makyaj yapmak demek efekt vermek demek. <laughs> Doğru. Minik minik dokunuşlarla ya. O kadar suta. sihirli bir şey ki bu. Mesela eyeliner'ı çekiyorsunuz, onu dağıtıyorsunuz ama gözün bir köşesine geldiğinizde oraya minicik bir gri damlattığınızda o göz alıyor kendini başka bir yere götürüyor. Değil mi? Yani bu bambaşka bir sanat yani. <laughs> ben de e, önceden hani mesela şimdi kendim yapıyorum yayına çıkarken de makyajımı. Çünkü el alıştığı zevk de alıyorum, seviyorum. Önceden bu kadar böyle yani yaptığınız şeyler belliydi. Sonrasında Değil mi? içine girdikçe böyle girdikçe. insan kendiyle oynuyor. Seviyor evet. da zevk de alıyor. Gördükçe gördükçe kendi anatominizi de tanıyor oluyorsunuz. Sonrasında başkalarını tanımaya başlıyorsunuz. Evet. Artık böyle e, tabii kendi aile yakınça düğünlerin aranan ismi direkt herkes eline oturuyor. Merkez <laughs> yapayım <laughs> <laughs> diye. Fena çıkmıyor tabii sizlerle kıyaslanamaz ama. Ve yaptıkça o el de alışıyor galiba. Yüzü de tanıyorsunuz. Belki iyi bir olabilirsiniz. Bakarsınız ileride yani. benim meslek değiştiriyormuşum be, artık. <laughs> yok değiştirme. <laughs> Aynen yok yok mesleğimi seviyorum gerçekten. Ama tabii ki makyaj zevkli tabii doğru kullanıldığında keşfedilmeye başlandığında ayrı bir tat veriyor bu anlamda. Evet. Şimdi göz makyajları ben bilmiyorum e, gözler hani böyle her şeyin ifadesidir ya herkes de göz makyajını ayrı seviyorum. E, Peki gözlerimizi nasıl ön plana çıkartabiliriz? Ya da hangi göz ne şekilde ön plana çıkmalı diye soralım. Ee, evet dünyaya açılan penceremiz gözlerimiz evet. değil mi? Evet değil mi? Her şeyi gözlerle evet. ifade edebiliyoruz. mi kullanmasak bile oradan anlaşılıyor her şey. Çok hafif bir gizli makyaj yaptığımı farz edelim. Hı hı. Gene de kirpik dibine incecik toz e, siyah çekerim ben. Öyle mi? Çünkü... Ekrana baktığımızda, fotoğraf kendimiz selfie de çekildiğimizde dik ve net bakışı verir. Hı hı. Kirpiklerin en dibine çekeceğimiz. Tabii orada da bir parmak hareketi gerekiyor, onun en altına inebilmek için, yani göz kapağının en en alt katmanına hı hı. inebilmek için. Ee, birbirine mesela yakın gözlerde hı hı. aydınlık tonları, göz pınarları ve kenarına biraz atabiliriz. Ha, biraz daha şu Birbirini, kısımlar şey olabiliyor. E, hani. Doğru orantı daha... işte 6 Aha. santim. 6 santimden daha yakın olanlar ya da daha geniş. Mesela birbirinden uzak göz. Birbirinden uzak göz demek aslında göz pınarının birbirinden uzak olması anlamına da gelmiyor. Hı hı. Gözümüzün dış çizgisi de biraz daha yukarıda geniş oluyor ya hı hı. o da birbirinden uzak gözdür. Hı. E, onun içine bir de biz gidip e, Aydınlık sürdüğümüzde o başka bir yere gidiyor ve yapılıyor. Bunu yapmasınlar. Ee, sonra yine hadi söyleyelim. E, Hep söyleyelim. Ee, mesela makyaj yaparken aldık sü süreceğimiz zaman yanaklarımızı küçültüp ve elmacık kemiğimizi çıkartmak için bunu evet. yapmamıza gerek yok. Her kişinin kendi kulak başlangıcı ve şu bitiş kıkırdak yeri şurası kendi gölgesi, hmm. bu herkesin kendi gölgesi. Şu kısım bravo Biliyoruz. bitti o kadar küçüldü Aynen. gitti. Yani şuraya koyduğumuz zaman biz koyu rengi, hı hı. onu da hafif hafif aşağıya ve yukarıya dağıttığımız üzerine de fondöteni sürdüğümüzde gizli bir efekt vermiş oluyoruz aşağıya. Oh, o, zaman... o da fotoğrafta ne oluyor selfie'mizi çekerken çıkıyor. Photoshoplu çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle kendinden Photoshoplu. Aynen o zaman elmacık kemikleri artık dışarıya. Aynen. Gerçekten aynen. öyle. Hani e, önemli olan sanıyorum ki onu yapmak değil. Hani kulağımız nerede işte e, bitişi başlangıcı bahsettiğiniz nokta. Aynen. Sanıyorum öyle. şu kısımdan hı hı. şöyle birleştiği nokta. Şu kadar. Orası. Buraya kadar indiremeyiz. O zaman yaş iniyor aşağı Heh, bak. Onu Şöyle olup böyle olduğunda ne oldu? Aa, Yaşlandırma sürelim. makyajı yapıyoruz. Nereye kadar sürelim o kısmı? Şu kısmı şurada bitiriyoruz. Kendi kemik çizginde bitiriyorsun. Şurada. Şurada bitiyor. Hı -hı. Evet ama kendi yerinde. Üzerine ağrılarımızı sürüyor. Ondan sonra fondöteni sürdüğümüzde bunun bir de sert bırakmamamız gerekiyor. Ha fondöteni gerekiyor. sürdüğümüzde Üstünde. peki o yani e, yok olmuyor Gitmiyor mu? Gitmiyor. O, o onun altında bir renk bir efekt Öyle veriyor. Mi? Evet üzerine de Sonra gülümsüyoruz sürüyoruz. kocaman. Yanaklarımızın buralarına pembeyi sürelim. Şöyle bir de burayla birleştiriyoruz. Hı hı. Hem sağlıklı hem dinamik hem yukarı hem de yer çekimine meydan okumuş oluyoruz. Aynen yani şuraya kadar şimdi e, tekrar birazdan değineceğiz. Şuraya kadar çekmiyoruz çizgiyi. Yaşlandırıyor Tabii. yüzü doğrudan. Bunu anında. yapınca şöyle iniyorsun aşağıya. Aynen tam aksi böyle yüzü daha dinç Tabii. daha yukarı Freş. tutmak Tabii. gerekiyor. Bu Amaç çünkü yer belli bir yaştan sonra yer çekimini ortadan kaldırmak. Değil mi? Sizler için tamam şimdi. Aa çok güzel. Değil. Ama o zaman da yaşlı bir görüntü çıkıyor. Hı -hı. Olduğundan evet, büyük gösteriyor makyaj o yüzden, kişiyi. Aynen ona değinmek istedim. Şimdi e, genç arkadaşlarımıza Aha. bakıyoruz. Şey, liseden mezun olmuş ya da üniversiteye yeni başlamış. Hepsi pırıl pırıl ama e, makyajı da şimdi yoğun seviyoruz. Makyaj artık böyle bir e, trend de oldu aslında makyaj yapmak ve yanlış kullanımda işte 18 19 20 yaşından büyük gösteriyor işte Aynen 10 yaş büyük durabiliyorlar evet. gerçekten bu da işte anlamda. tekniksel hatalar aynen yani teknikten dolayı e, olgundan ziyade yaşların çok üzerinde duruyorlar o yüzden doğru teknikleri de öğrenmesi lazım bu anlamda arkadaşlar ve gözlerden ben biraz devam edelim istiyorum edelim. gözlerde ha. Biraz daha büyük göstermek istiyoruz gözleri. İri dursun, Hani iri göz genelde sevilir ya bu şekilde. Nasıl ne yapmamız gerekiyor ya da nelerle gözümüzü ya bilmeden küçültmüş oluyoruz. Aa, gözün göz kapak Hı -hı. kısmına açık tonları kullanmamız gerekiyor. Fakat birbiriyle bağlantılı renkler. Hı, Hı. Mesela sizde var, bende var. Benim de göz yapım mesela Hı -hı. küçüktür. Küçük göze şey demezler hani siyah kalem çekilmez derler hı hı. evet ben gözlerimin rengini daha çok ortaya çıkartmak istediğimde yazın özellikle beyaz kalem ve ten rengi kalemler göz içime kullanıyorum kendimden çıkıyorum diyorlar hı hı. E, fakat göz altına yapacağımız akıtma dediğimiz bir sistem var ya evet bu özellikle mürdüm rengi ve griyi orada meç ettiğimizde inanılmaz hem gözümüzü büyük gösteriyor. Hı -hı. Hem de muhteşem bir romantizm katıyor bakışlara. Gözün altına. Evet, yani kirpik yani, altına. Evet. Sürünen... Net keskin bir çi kalem gibi değil. Hı -hı. Ee, ya da fırçayla. Evet biraz daha yuvarlak uçlu. Onu böyle dağa dağa geçirdiğimizde Hı -hı. hem buğuyu veriyoruz hem de rengin e, şeyini kırıyoruz geçişini, mi? E, geçişini kırıyoruz. Mesela benim gibi te, benim göz rengim daha tehlikeli bir göz. Hı hı. E, bakan hani ne kadar şey diyor yani keskin bakış. Evet ama onu çok kırıyorum. güzel kırıyorum. gözleri Ayşe evet, olayım. gerçekten. Teşekkür ederim. Mesela onu kırıyorum ben de. Aha. Renklerle kırıyorum daha Geçişlerle, yumuşak. Evet daha romantik hale getiriyorum. Hı Yine de beklerim. Gerçekten. <laughs> Buradan bursam <laughs> Bu kadar romantizm ya. Evet maşallah gerçekten çok güzelsiniz. Peki. Canım benim senin güzelim. Göz makyajından bu şekilde bahsettik. Mesela ben... iri gözler var. Evet. Dışarıya dönük gözler var. evet biraz daha evet ön yani daha sivri evet, bakan. Evet dışarıya çıkık gözler var. Hı hı. E gözaltı çukurlar var. Evet Mesela... onları alacağız. <laughs> Bir dahaki iyiden. <yayınlar. gülüyor> e gözlük dışarıya doğru dönük göz Aha. kapağı, e, dışarıya dönük gözlerde gene koyu renkleri tercih edelim. Hı hı. E, mürdüm, evet. gri, kahve bu tonları geçişlerde de e, üstteki sert kemiği kırmak için şeftali tonlarında hani evet. bir tık daha yumuşatalım. Böyle tık 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 katman olsun geçiş yani. Hı hı. Minik minik geçişlerimiz olsun. Evet. Ufak ee... ufak 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 böyle. Biz evet bilmeden hani yapacağız ondan da olsun bundan da olsun keskin olabiliyor. Evet. Bir bakıyoruz bütün o hani sırlar dedik ya işte şuradan hepsi çat 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 suratımızda aslında. İşte bunlar iş bilmez youtuberların. Aynen. Heh. Oraya geleyim o zaman ben ya gerçekten. Şimdi iş e... bilmez. Gerçekten e, makyaj anlamında e, çok böyle e, youtuberlarımız var kendi de, hani geliştirenler de vardır elbette ki işlerinde. Ama siz bir makyaj uzmanı olarak yıllarınızı vermişsiniz bu sektöre. Nasıl bakıyorsunuz Urma? Tuhaf. Ne gibi? <laughs> yani tuhaf bakıyorum. Çünkü iş bilmezlerin çoğunlukta olduğu e, ve e, marka tanıtımı için para aldığı, Hı -hı. O markayı tanıtmak için bir para alıyorlar. Bu makyajda da var, kremlerde de var, Hı -hı. E, içeceklerde var. Yani insanın sağlığına yönelik korkunç bir Hı -hı. tablo bu. Bunu ünlüler de yapıyor. Evet. Buna da bir çok Bir reklam karşı. sektörü var artık ha. gerçekten. Bunun bunu içinde alıyor. Işareti. Ben diyor şunu aldım, bunu yüzüme şöyle sürdüm. Hı hı. Sonra gidiyor, onu x bir şahıs alıyor. O da yüzünü sürüyor. Ondan sonra yüzümde şunlar oluştu, bunlar oluştu. Belki içlerinde evet meslek haline getirip vardır gerçekten yani de yapan, geliştirmiş, geliştirmiş. Bunları anladım. ayrı. Ama bir de bunların hani ben palyaçoları da var yani. Bunu, buna sıcak hiç bakmıyorum. O zaman ve e, çok yol yalnız. izleyen arkadaşların buradan seçici davranmalarını Lütfen. söyleyelim bu anlamda. Ya bir de ne var biliyor musunuz sevgili ezgicim? Güzellik, kozmetik, hı hı. yiyecek, içecek. Yani bu, bunlar bu bir şey trend oluyor. Ben şimdi evet. bir şeyde de isim verebiliyor muyum? E, Markesi Yok Bir gazeteye yazıyorum. Aylık Aha. sarı yerde çıkan bir gazeteye evet. bir köşem var hı hı. ve ben orada makalelerimde mesela ilk sayı cilt nedir? Ne kadar özen gösteriyoruz? Ya bizim yüzümüz, bedenimiz, hı hı. hani içine girdiğimiz bir evet. enerji, bir ten, bir Kesinlikle. beden. Yani bizim iyi hissetmemiz kendimize iyi bakmamızdan geçiyor. Lütfen rica ediyorum bir şey trend diye... Bunun hemen uygulayıcısı olmayın. Bir Hı -hı. bekleyelim. Zamanı bir saygımız olsun. Değil mi? Bunun sonuçlarını biz bir görelim. Ha baktık ki evet. Yorumlarına bakalım. Hı -hı. Çıkmış olan e, ürünün, Hı -hı. içeceğin, Hı -hı. bir sonuçlarına bakalım. Ondan yani sonra. bir tanesi çıkıyor diyor ki bunu hamileler dahi kullanabiliyor. Ya Yok, bunu nasıl hassas. diyebilirsin aman, ya? Aman, hani sakın. adamın Özellikle. bilmem kaç takipçisi var? Lütfen buradan çok güzel bir konuya da değmişsin. Harika bir soru da bu. Hı hı. Gerçekten ezgicim tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılısın her zamanki gibi. De, teşekkür ee, lütfen ederim. E, dediğim gibi benim o sarı yerde çıkan gazetede hı hı. E, makalem var. Sayfalarımda paylaşıyorum hı hı. linklerini de. Bakın ben oradan zaten tiyoları veriyorum gücümün evet. yettiği dilimin döndüğü kadar almayın sonucunu görmediğimiz biraz beklesinler hiç, en azından lütfen bir şeyi yorumlarına bakın aynen yorumlara bakalım artık internet elimizde evet. gerçekten hani iyiye de ulaşıyoruz kötüye de ulaşıyoruz gerçeğe de ulaşıyoruz ve dolandırma imkanı da var hani birçok konuda birçok evet. sektörde bu alanda demiyorum sadece ama dediğiniz gibi orada Artık anlık bütün paylaşımlar, birebir yorumlarla saniyelerle bile ne olduğunu evet. öğrenip e, idrak edebiliyoruz. Hemen e, Arzu da dediği gibi işte bunu sürün, şunu yapın, bunu için Bunları böyle hemen hava hadi gidelim alalım yapalım çok iyi geliyormuş demiyoruz bekliyoruz bilinçli davranmak lazım evet. ki dediğiniz hassas nokta bizlerde biliyorsunuz çok dikkat edilmesi Lütfen. gerekiyor. Peki. Lütfen. O zaman ben biraz makyaj yollarına devam edeceğim. Edelim. Kaşlara biraz değinelim. Değinelim. Kaşlarda gerçekten e, gözler nasıl hani o ifadeyi veriyor? Kaşlar da bunu yansıtıyor. yani Yüzün e, şeklini e, ifadesini, durumunu çok önemli. Kaşlarda peki yanlış yöntemler neler? Böyle e, önceden ben hatırlıyorum. Bu kaş boyaları çok yoktu yıllar öncesinde. Bu işte 2B kalemlerle falan o kaşların içlerini doldurulurdu. Şimdi tabii farklı artık geliştiği yöntemler, sistemler ama siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Şimdi ben kaşta kalem kullanılmasına karşı Evet, artık zaten. E, bu bunu keşfettiğim gün belki 15 sene evveldi. 15 seneden evet, beri evet. karşıyım. <laughs> e, yine her çıktığım programda dile getiriyorum çünkü kalem'i e, kaşı kırıyor. Evet. Yer yer e, dökülmelere sebep, sebep oluyor ve hani kaş küsüyor diyorlar ya Hı -hı. hani çıkmamasına da etken oluyor. Bu yüzden kaş kalemlerini kaldırıyoruz bir Hı -hı. kenara. Onun yerine kesik uçlu fırça evet. ve o toz farlarla Hı -hı. kendi e, telimize uygun seçeceğimiz e, renkle kaşlarımızın içlerini doldurabiliriz. Hı -hı. E, kalıcı makyajlar gelişti. Evet. Pudralama sistemiyle çok... yapılıyor. Efendime söyleyeyim, mikrobladingler var. Aynı. Yine aralara tık 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 atılıyor güzel kıl güzel. Tekniği kıl tekniği olanlar. Meşhur. Kıl tekniği ile e, pigmentasyon olarak yapılan e, kalıcı makyaj arasında... ...tato diye geçen ama bunun dövme olmadığı bir yöntem var. Hı hı. Fark nedir? Kıl tekniği ile yapılan kaş e, daha kısa sürede rütuş gerektirirken... E, ...kalıcı yapılan makyaj... E, sistemde Hı. daha uzun zaman dayanabiliyor. Kalıcadınız blok sisteminde komple bütün kaşa Evet taşa içerisini böyle komple boyandı. Boyandı. Hmm. Peki renk de çok önemli. Çok Şimdi önemli. E, bu gerçekten risk çok hani iyi bir noktaya yaptırmak lazım. E, diyelim ki kendi teninizden işte kaş yapınızdan daha koyu bir renk oldu. E, ve bu uzun bir sürede kalıyor. Gitmiyor. Yaklaşık bir sene iki sene daha kadar. Fazla. Daha fazla olabilir. Tabii ki. Uygulayıcıya e, bağlı. Renkler, renk seçenekleri var mı öncelikle? Hangi tende hangi var. renk saçın gel? Çok hani şimdi burada hani kişilere özel çok, biraz evet. daha o renk yaratılıyor ama. Ne şöyle, e, ben tabii ki önce gelen e, karşı yaptırmak isteyene Hı -hı. soruyorum. Bakıyorum. Yani bir de şöyle bir şey var yani saç çok sarıysa ben illa siyah istiyorum. Dese dahi. Ya da bir kadın esmerse ve saçlarını Hı -hı. koyu renk kullanıyorsa dahi hı, hı ben siyahı kaşta kullanmıyorum. Evet. Yani ya. çok bir, sert bir ifade veriyor. Dark brown tercih ediyorum koyu kahveyi. Çünkü bizler hassas, duygusal, romantik e, ve çok güzel ruhlarız kadınlar ve değişkeniz. İçiniz öyle ama dışınız bir anda bir bakıyorsun. <laughs> siyah boyuyorlar. Sert. Yaş Doğru. almaya başladıkça saçlarımız <laughs> beyazlaşıyor. Hadi biraz ombrelere dönelim diyoruz. Rengini açalım diyoruz. Bu sefer orada simsiyah birkaç Ve eğer bir de ürün kötüyse. Evet. E, ucuz malzemeye kaçayım deyip dövme boyası aldıysa. O oluyor petrol yeşili veya gri. Artık ucuza kaçınmaz var, yani. Var, Artık var. çok böyle kişisel bakım ee, marketi var. Hepimizin bildiği. Çok da güzel indirimler oluyor. Güzel markalar hani. Kaş boyaların e, şey boyaları. mikropigmentasyonda kullanılan yerler diyorum ki, ben tamam. merkezlerde ha, ha, ha. boyalar nasıl bilebiliriz var ya? Peki? iyi midir kötü müdür? Yani onu bilemiyoruz. Bu kişinin hakikaten vicdanına kalmış olan bir şey. Hmm. E, fakat bu hani gördüğümüz griler, yeşiller evet, var ya hani evet, sonradan, sonradan boyanan geçenler. İşte bunların hepsi o işte kaş Kullandan. boyası olarak kullanılan değil. Daha uzun süre belki kalsın diye. Bunları tercih etmiş olabilir de insanlar yani. Evet. Onu da bilmiyorum. Yorum yapmak da istemiyorum açıkçası. Sadece ve sadece kalıcı makyaj yaptırıldığı da konuşuyorduk ki hani evet, onun aha, üzerinden aha. ben gene devam ediyorum. Kalıcı makyaj yaptıracağımız zaman gene baksınlar yapılan yorumlara, yapılan uygulayan evet. kişilere. Çünkü orada da bir fenomenlik var. Kesinlikle. Ya bir de mesela büyük şu an çok e, anlatabiliyor evet, musunuz? So sosyal medyada böyle bir Kirlilik var aslında. Tabii ki. Çok fazla takipçisi var bu iyidir. Hayır değil. Yapılan yorumlar bakın en çok ele veren şey. bir de Onlar hani bile boot olabiliyor yani. Hani ilk yapıldığında güzel evet. olabiliyor ama sonradan Aha. aradan geçiyor 6 ay ne bileyim bir denize giriyorsunuz bir tatilde gidiyorsunuz. Hah. Yem yeşil işte gup giri dediğiniz gibi bunlara dikkat etmek lazım. Bir de şunu lazım. söyleyeyim dur Son zaman geçiyor, geçiyor siyah evet. der, dediğimiz zaman kalıcı makyaj uygulamalarında. Gerek mikro pigmentasyon gibi yapılan, blok şeklinde olanlardaki, ben onu biraz hı hı. daha pudralamalı gibi hı hı. yapıyorum, efekt katıyorum araya fakat. Ya da e, mikrobladinglerde, mutlak surette bir hafta boyunca kaş koyu olarak kalır. Evet. Ve o hani biz çağırırız ya, bir daha gelin bir rütüşa. ay sonra rütuşa diye. O bir aylık zaman içerisinde cilt 21 günden 21 güne kendini yenilediğinden dolayı hı hı. alttan 21 günü ancak bulur onun düzelmesi, boşlukların hı hı. ne kadar pigmentasyonu alıp hı hı. rengi ne kadar almadığını biz 21 günden sonrasında net görürüz. Hı. O yüzden lütfen kaş yaptırdığınız zaman e, bu kaş bir ay içerisinde yavaş yavaş e, açılacak. E, uzmana gidip çatmayın Aynen. hatta bir onun bir karikatürü koyu. de var <laughs> bir ilk. süre koyu olabiliyor gerçekten evet. Kaşlar, bunu bunda buradan söylemiş olalım e, Kaşımızda yaptırırken çok iyi araştıralım Hı -hı. yorumlara bakalım evet. genel her şey için aslında böyle sonrasında mağduriyetler yaşamayalım, yaşamayalım. diyoruz çok teşekkür ediyoruz size ederim. gerçekten çok keyif aldım Hele ki bizim böyle kadınların alanına girince makyajdır bakımdır, bakımdır. Erkekler çok de şimdi çok geliyor cilt bakımına, kaş evet. dizaynına. Bunları bir dahaki programımızda mutlaka evet. konuşalım. Cilt bakımına da değineceğiz bir dahaki programımızda. Makyajdan sebe biz sebe. aynen öyle makyajdan biz başladık. Tabii makyajdan diğer konulara çok fazla yer olmayabiliyor. Evet. Gerçekten önemli detaylı bir konu çünkü. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi Fark ki varsınız. Farklı bir günde size iyi ki varsınız. Farklı bir günde tekrar bekliyoruz sizi İnşallah burada. tabii ki dolu dolu geliriz evet, gene. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim e, makyaj uzmanı Arzu Yulter bizlerle birlikteydi. Arzu Hanım'dan gerçekten özellikle hanımlar için makyaj hileleri makyaj püf noktaları aldık. Bunlar önemli çünkü makyajı hepimiz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Ama ne şekilde kullanmalıyız doğru yöntemler önemli bunları vurguladık. Bunun dışında... Plastik makyajdan da bahsettik. Plastik makyajın kullanıldığı sektörle ülkedeki önemi, bu film sektöründeki önemine kadar birçok konuya değindik ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde tekrar farklı konu konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.